Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün sizlere tarlamıza 21 Nisan'da dikmiş olduğumuz patateslerimizin son durumunu göstermek istedim. Tarlamıza 21 Nisan'da 2 tip patates dikimi yapmıştık. Bu dikmiş olduğumuz patatesler yazlık ve kışlık patateslerdi. İki sırt kışlık patates dikmiştik. Bir sırt da yazlık patates dikmiştik. Şu an sol tarafta görmüş olduğunuz iki sırt patatesimiz kışlık patates. Sağ tarafta görmüş olduğunuz tek sırt patatesimiz ise yazlık patates. Kışlık patateslerimizin yaprakları daha koyu renkte. Yazlık patatesimizin yaprakları fark etmişsinizdir, daha parlak. Yazlık patateslerimiz kışlık patateslere göre daha erken olmakta. Haziran ayının sonu veya Temmuz'un ilk haftası içerisinde yazlık patateslerimizin söküm işlemini yapacağız. Patateslerimiz çiçeklerini açmaya başladılar. Patateslerimizdeki çiçekleri şu an görmektesiniz. Patateslerin aralarında, boğazlarında, diplerinde ot varsa elimizle otları alıyoruz. Ardından yavaş yavaş patateslerimizin iki tarafından çapayla çapalama işlemini yapıyoruz. Bu çapalama işlemini yaparken patateslerin köklerine zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Hem de patateslerin boğazlarını toprakla doldurmuş oluyoruz. Patateslerimizin yaprakları morarmaya başladı. Patateslerin yapraklarının morarmaya başlaması patateslerin artık suya ihtiyaç duyduğu anlamına gelmekte. Patateslerimizi damlama sistemiyle sulamaktayız. Bugün su verme işlemini yapmaya başladık. Patateslerimizin yapraklarından sermiş olduğumuz damlama boruları görülmüyor. Biz sulamasına başladık. Fark ediyorsunuzdur, dipleri ıslanmaya başladı. Bundan sonra patateslerimizin haftada bir sulamasını yapacağız. 16 Mayıs'ta patateslerimize patates böcekleri gelmişti. Bu böcekleri elimizle toplamıştık. O günkü kadar olmasa da yine patateslerimizin yapraklarına patates böcekleri gelmeye başlamış. Bu gördüğünüz demiş olduğum patates böceği. Patates böceklerini elimizle topluyoruz. Elimizle toplamamızın sebebi tarlamızda arılarımız var. Patates böceklerinden kurtulmak için ilaç kullanırsak tarlamızdaki arılarımız bu ilaçlardan zarar görüyorlar, etkileniyorlar. Bu sebepten dolayı patateslerin üzerindeki patates böceklerini elimizle topluyoruz. Bazı patateslerin yapraklarının altında lavralar var. Görüyorsunuz lavraları. Bu lavraları da elimizle eziyoruz. Bu lavralar iri böceklerden daha fazla zarar vermekte. Elimizle lavraları da ezip lavralardan kurtulmuş oluyoruz. Bugün tarlamıza dikmiş olduğumuz patateslerin son durumunu göstermeye çalıştım. Patateslerimizin son durumlarını gösterirken hem çapalama hem de sulama işlemlerini yapmış olduk. Paylaşımımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Hatam olduysa affola. Bu arada paylaşımım hakkında sorularınız olur ise paylaşımın altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.